Bilyonerden binlerce milyon puan. Hemen Bilyoner'e gel, 2021'deki ilk yatırımına 2000 liraya varan milyon puanı al. Detaylar Bilyoner'de. Bilyoner, bahsin ilk adresi. Merhaba, hoş geldiniz Bilyoner Çift Pota'ya. Ee, yaklaşık 46 derecede çekime <laughs> başladık. Doğru, yani burada fiziksel şartlar giderek kötüleşiyor. Evet, bugün dışarıda da hava tahmin ettiğimden güzelmiş. Biraz kalın çıktım. Zor bir gün bizi bekliyor. Evet buradan da devam edeceğiz. Buradan da devam Seninle edeceğiz. birlikte. Neyse ki araba Ben yorum. oradan devam da edeceğim. Sen oradan <laughs> aynen. Allah kolaylık versin. Bu devirde yaşamak, Evet para kazanmak zor. Türkiye'nin en önemli mesela servet sahiplerinden Ali Yaşar bile bugün iş için Denizli'ye gitmiş. Bunun haberini evet. aldık. Denizli'de tam şehrin ortasında bir horoz heykeli vardı. Onu hatırlıyorum. <laughs> İnşallah orada bir fotoğraf çektirir. Lütfen Denizlili e, takipçilerimiz yanlış anlamasın. Bir hani kinaye barındırmıyor mu? Ben Ali abi o horozla görmek isterim. İki horozun karşı karşıya gelmesi tüm <laughs> şehrin ilgisini çekecektir. <gülüyor> 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 bu şakaya Engiray <laughs> <laughs> yıkıldı aynen. <laughs> Çok pozitif bir tepki verdi. Neden acaba yılların bir e, baskınlığı, bir acısı mı var? E, bilmiyorum tabii psikolojik çözümleme Freud'a bizim işimiz değil. Mahsus aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapmayacağım diyor. Yorum Seni yok. Yine. Ee, Ali abiyi tekrar burada görmek iste... <laughs> Allah, istiyoruz. Allah Allah söyle. <laughs> 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 yok yok. Ya şimdi Freud falan dedim bu hani <laughs> dil sürçmesini de lütfen şey yapmayın. Ee, yanlış tamamen dilim sürçtü. Ali abiyi pazartesi tekrar burada görmek istiyoruz. Şuraya sandalyesini çeker. Biliyorsun. Yönetir yönetir. Yani bazen bir şey söylemesine gerek kalmaz. Gözleriyle. Ama evet, kendine çeki çekir düzen verirsin. Peki bugün eee EuroLeague'le bir giriş yapalım ondan sonra artık Arif sözümüzü değil tutup iki tane grup konuşacağız NBA'de. Double group. <laughs> Doğu Konferansı'nı <laughs> tamamlayacağız. Ama e, istersen Fenerbahçe Panathinaikos maçıyla başlayalım. Ya yani, e, biraz sen de altını çizmiştin yani Fenerbahçe'nin sezon başı itibariyle aslında en önemli avantajı e, koç ve takım uyumu konusunda adımlar atılmaya devam ederken ve daha atılması gerekirken e, yumuşak görece yumuşak Euroleague şeyinde de bir fikstürden geçiyor olması. Panettin Aykoz da zaten sezon başı itibariyle e, kadrosuna da baktığımızda Euroleague'de daha alt katmanda kalan takımlardan biri bunu konuşmuştuk. Geçen haftaki performansları da keza <laughs> bu yöndeydi. Ee, ve ikinci hafta için yani Kızıl Yıldız maçı üstüne Panathinaikos aslında hiç fena bir yol gibi gözükmüyor. Fenerbahçe'nin sorunlarından bağımsız olarak. Ya sezon başlarken işte Panathinaikos'un çok gerçekçi bir playoff hedefi olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki ya hayallerinde, akıllarının bir köşesinde acaba o yarışta olur muyuz kısmı vardır. Hiçbir takım başlamıyordur buna sahip. Yani bugün Alba Berlin'de ee, ne bileyim yani Asfell'de diye Diğer bütün takımlar yani 18 takımın tamamı aklın bir köşesinde bu fikre sahiptir ama Panathinaikos gerçekçi bir playoff adayı değil. Ee, yani playoff'un içinde olmayı geçtim. Bence o yarışta da olabilecek bir takım değil. Ha Monaco maçının çok kötü geçmesi e, bence bizim biraz aleyhimize yorumlanabilecek bir durum çünkü hani Monaco'yu e, yenemeyebilirsin ilk Hı -hı. maçında deplasmanda Monaco. Hani Eurolig'in yeni takımlarından biri işte bir enerji yaratmak istiyorlar. Daha ilk bölümden itibaren hani o hissiyatı yakalamaya çalışan, arzulayan bir takım. Hani kaybedebilirsin ama yani Panathinaikos'un bu kadar dönem dönem aciz gözükmesi, hücumda hiçbir şekilde bir düzen oluşturamamaları. Yani Papayanis bu takımın öyle ya da böyle merkezinde bir oyuncuydu. Şimdi Papayanis de çok hani servis alamıyor, istediği yerde topla buluşamıyor. Pota altında öyle bir etkinliği yok geçen seneye göre. Ee, yani Papa Petru üzerinden dönen işte zaten kısa rotasyona baktığımızda Nedovic hala çok önemli bir yerde takımda. Hani oraya Daryl, Daryl Macon eklendi. Kendrick Perry, Daryl, Daryl Macon yani ikisi de bir numara değil. İkisini de yani iki numara olarak sonuçta kullanma şansı yok. Bu takım yani kurgusu itibarıyla e, eksik bir takım ve yani normal şartlarda Fenerbahçe Beko'nun e, kazanması lazım. ya yani Oaka'da da olsa, Ataşehir'de de olsa e, Denk bir takım değil Panathinaikos. Hı. Dürüst olmak gerekirse. Ama işte yani böyle maçların şu, şu handikapları var. Çok kötü oynamış Panathinaikos ilk maçı. Çok Şimdi kötü iç oynamış... sahada. İç sahada. Aynen yani e, yanıltıcı olabiliyor böyle durum. O yüzden çok dikkatli olması lazım Fenerbahçe-Bekon'un. E, Nando De Colo e, hücumdaki zaten lider. Yani yarı saha hücumunda bazı şeyleri Fenerbahçe'nin e, yüksek yüzdeyle çözebiliyor olması lazım. Bunun için... Dökolu'nun istikrarlı performansı önemli. Dişan zaten sezona çok iyi başladı. Ee, ama ya kaygı verici nokta Fenerbahçe'nin oyununun henüz oturmamış oluşu. Yani hı hı. Fenerbahçe sahada ne yapmak istiyor? Şu anda e, hani herkes bence benzer bir soru işaretine sahiptir. Evet Giorcevic'in açıklamalarına, beyanatlarına baktığımızda, takımdan oyuncuların beyanatlarına baktığımızda, işte bazı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hep hani savunma temelli, savunmadan güç alan, oyunu tam sahaya yıkmak isteyen bir hüviyet kazandırmaya çalışıyor Giorcevic. bu ne kadar geçiyor oyunculara? Yani yan meseli mesela bu planda nerede olacak? Yan meseli 5 sene önceki yan meseli değil. 3 sene önceki yan meseli de değil. Yan meseli ile alakalı zaten insanların bence kaçırdığı nokta koçların onu 4 numara olarak düşünmesi tamamıyla bir tercih değil. Biraz da artık zorunluluk senin oyunu oraya gitti. Çünkü Vese'li artık eee yani ince işlerle oyunu çözebilen bir oyuncu haline geldi. Yani Veseliye baktığımızda genellikle kariyerini atletizm üzerinden tanımlayan bir oyuncu. Yani Duşko Vršević de çıktığında Partizan'da Final Four yapan takımda 3 numara oynarken de hani tamam şut deniyordu ama sonuçta atletizm Washington'a gitti. Tabii yani bir 3 numara proje edilerek ki, draft tabii ki. edildi. Tabii ki e, Fenerbahçe'ye döndü. Jacob Bro ne yaptı? Hani ben 2 11 e, bir oyuncuyu e gidip 5 numaraya koyabilirim. 5 numarada değerlendirebilirim bu oyuncuyu deyip farklı bir şey gösterdi ve hani Veseli Yudoh'la birlikte oynadığında da hani sonuçta net bir 4-5 yoktu. Ba yani Hı -hı. Yudoh 5 gibi gözükebilir ama Yudoh topla birlikte de oynayan, işte tepeye çıkan, servis yapan o da kariyerinde daha önce göstermediği bir şeyi gösterdi. Şimdi yan Veseli'yi 5 numarada e, özellikle kısa 5'lerin 5 beş numarası olarak kullandığınızda oyunun geneline e, yayılan bir rebound problemi var. Ve bu Euroleague'deki birçok takım tarafından cezalandırılıyor. Artık Veseli'nin e, maç kondisyonu da ya da Veseli'nin enerjisi de e, maçı A noktasından alıp hani B noktasına taşıyabilecek durumda değil. Ve bu çok da normal. Veseli daha farklı kullanıyor. Şimdi orta mesafesi daha farklı bir e, istikrara geldi. İşte sağ içinde yani yarı sağ hücumunda gerek istasyon olarak gerek bitirici olarak hani, hani handoff'u da handoff oyununda daha fazla oynuyor. Orta mesafeden, uzun orta mesafeden cezalandırıcılığı da arttı. Ee, ama Georgiev için şu anki oyun planında Veseli çok merkezde gözükmüyor. Olmalı bence ama gözükmüyor. Yani sezonun başı itibariyle ya Veseli'nin tam ne yapmak istediği ya da koçun ondan ne istediği çok belli değil. Deplasman oyununda yani deplasmanda Euroleague'de deplasmanda kazanabilmek için e, yarı sahada net çözümleriniz olması lazım. Ya ben tam sağ oyunuyla sadece savunmadan işte temel alıp e, domine eden bir takım hatırlamıyorum. Ya mesela Real Madrid, bir dönem Fenerbahçe, Anadolu Efes 3 yıldır 4 yıldır devam eden düzen. İç sağ dış sağ fark etmeksizin Sonuçta baskın bir oyun var. Şimdi Fenerbahçe Beko'nun benimsediği tarz an itibarıyla iç sahada ben biraz boyayım, Deplasmanda da işleri vereyim bire bire. İşte Nando halleder bir oyuncu daha o gün ritme göre buluruz e, şeklinde. Bu biraz endişe verici ama ha, Panathinaikos e, kalite olarak çok geride olduğu için e, yine çok şey anlatan bir maç olmayabilir Hı -hı. bu karşılaşma. Ben temkinli yaklaşılması e, gerektiği kanaatindeyim. Çünkü herkes Fenerbahçe Beko'nun kazanmasını bekliyor. E, ama şu an Fenerbahçe'nin oyunu e, deplasmanda bir maça yanına kesin kazanır yazılabilecek bir oyun bence değil. Ya özellikle dediğin gibi ilk hafta sonuçta hayal kırıklığı kendi adına yaşamış ve iç sahada öyle ya da böyle bir reaksiyon göstermesini bekleyeceğim bir takıma karşı. Yani bu reaksiyon çok net ve üst düzey bir oyun olarak sahaya tabii ki yansımayabilir. Panathinaikos'un sınırı belli. Ama ee, onlar da yüzde yüzlerini verecekler. Tabii. E, o konuda biraz daha motive, biraz daha böyle sırtı duvara dayanmış şekilde karşımıza çıkacak bir rakip var bu anlamda da bir tehlike arz ediyor. Zaten maç deplasmandı. Çünkü yani Fenerbahçe Beko'nun planladığı e, fiziksel oyuna cevap verebilecek takımlardan biri Panathinaikos. Panathinaikos kısır bir takım. Yani eksikliği kalite. Panathinaikos'ta kalite yok ama hani fiziksel oyunu oynayabilecek bir takım. Ya yani Centros, işte Papa Petru, hani Papa Yannis baktığınızda oyuncular ya da J.V. Floyd da eklenebilir buraya. Yani 3 ve 5 numara arasındaki rotasyondaki aşağı yukarı her oyuncu e, belirli bir sertliğe sahip ve fiziksel fiziksel oyuna cevap verebilecek oyuncular. Ha sıkıntı kalite. Neden sorunu Kendrick Perry ile e, Daryl çözmesini bekliyorsun? Sen 1-2 numarada. Euroleague seviyesinde çok çok büyük e, bir kalite eksikliği bu. Zaten 1 hani, numara arıyorlar. E, Yogi Ferrell ile görüştüler işte olmadı. Yani şu anda olmuş değil. E, Panathinaikos'un problemi o. Fenerbahçe'nin problemi kaliteye sahip olmamak değil. Kalite. Kaliteyi bir araya getirememek. Evet olur. yani hani şu anki fikir biraz daha dediğim gibi takım olmak. Ben savunmadan işleri başlatayım. Sonrasını yolda düşünürüm. İşte Gudruç gelecek o olacak bu olacak hallederim şeklinde. Tehlikeli bir noktası bence sezonun. Neden? Panathinaikos'un hiçbir beklenti yok ve mesela hazırlık maçlarında da Panathinaikos böyle karşılaşmalar oynadı. Yani Gerek partizan maçı Gerek Anadolu Efes maçı, Yannakopoulos turnuvasında şampiyon tamamlamışlar. İkisinde de geriye düştüler. İkisinde de e, hani galibiyete ulaşan taraf oldular ve bence hazırlık maçlarında e, bu pozisyondan iki kere çıkabilmek bir referans noktası Özellikle Partizan maçı yani 20 ya da 22 sayıydı fark yanılmıyorsam. Dönüp uzatmada kazandılar. E, tehlikeli yani durum itibariyle tehlikeli bir e, maç normal şartlarda rakip olabilecek bir takım değil tabii ki. Eee Efes'te CSK'yı konuk edecek. E, ki CSK da ilk hafta Milano'ya mağlup oldu. Hı -hı. Bir de tabii önemli bir kaybı var CSK'nın Miltunov'la. 3 hafta civarı, 3-4 hafta hatta bir aya uzayabileceği söyleniyor. Evet ya yani onların da işte e, uzun rotasyonunu daraltan bir durum. E, bir tane oradan önemli oyuncu çekilmiş oldu. Sezon başı sonuçta CSK da bir takım şeyleri yoluna koymaya çalışıyor işte Şvet bu takıma nasıl entegre olacak? Bu herkesin zaten kafasındaki soru ki ilk maç çok parlak gözükmedi. <laughs> ee, ama sonuçta şeyle yoktu. Yani Şvet e, beklenen şekilde kim ki Şved gibi bütün dizginleri ele alan, at koşturan tipte de olmayacak muhtemelen en azından sezon başı itibarıyla. Efes zaten hani Real Madrid tarafında uzun uzun konuştuk ama e, bu noktasında sezonu çok kestirilemeyen iki çok kaliteli takım karşı karşıya geliyor. Yani ya o bakımdan enteresan. Ya bir kere Milutinov'un olmaması Efes'in de yaşadığı sıkıntıları düşündüğümüzde ilk maçta kuşkusuz çok ciddi bir avantaj. Yani Milutinov EuroLeague'in en kaliteli yani 3 4 5 numarasından biri. Burada Efes'le alakalı Beşiktaş maçı zaten reaksiyonel bir galibiyet. Yani Real Madrid mağlubiyetinin üzerine ee, hani Beşiktaş maçı Ergen istediği gibi oldu. Çünkü takım reaksiyon verdi. Ben kazanacağını düşünüyorum Efes'in. Itudis'te İtalyan basını bir röportaj vermiş. E, ee, gazeteci Matteo Andrea Andreani ee, şey demiş. iki tane boşluğumuz var kadroda. Yani iki tane roster spot var açık. Yani bu şey demek. Yönetime ya yani bu kadro çok yeterli değil. Hani bunu zaten kendi aramızda konuşuyoruz ama biraz da kamuoyuna kamuoyuyla da bunu paylaşayım bilinsin. Bilinsin ya bilinsin <laughs> yani böyle ben şu an kafamdaki kadroyu e, oluşturabilmiş değilim ki bunu zaten herkes aşağı yukarı tahmin ediyor. Ben iki demez derdim bu arada. Hani ben bir oyuncu düşünüyoruz derdim. Ama şu an e, hani gardın yanında belli ki e, bir pozisyona daha. Hamle yapma niyetleri var uzun pozisyon. Ya da pazarlık payı olarak gidiyor. <laughs> ya da evet yani ikiyi söyleyeyim, biri kesin alayım. <laughs> Tabii olabilir. Ee, ya koçların bu açıklamaları önemlidir, şöyle önemlidir. Yani e, dışarıyla bunu paylaşmasını gerektirecek bir sebep yok normal şartlarda İTUDİS'in. Özellikle İtalyan basınıyla. Hadi Hı. Moskova'da gazetecilerle münasebetin esnasında bunu söyleyebilirsin ama gidip İtalyan basına verilen röportajda benim iki tane daha oyuncu alma ihtimalim var. Direkt mesajdır ve çok hoşta karşılanmaz kulüpler tarafından doğal olarak. Şimdi velhasıl yani CSK kadroyu bitirmiş değil. Bunu e, tahmin ediyorduk zaten. Ama CSK'nın burada alacağı bir mağlubiyet Itud bu açıklamasıyla birleştiğinde sonuca e, gidilebilir. Yani e, bir transfer görebiliriz bence en azından. E, i̇ki takımın da kadro kalitesi itibarıyla yetenekli oyuncu e, sahipliği, fazlalığı itibariyle bir sıkıntı yok Efes'te. Yani ilk maçta tabii e, kısaların performansı Larkin haricinde hayal kırıklığıydı. İşte uzunlarda zaten hani konuştuk. E, Efes'in pota altındaki reboundların yarısından fazlasını yani 4'te 3'ünü e, Real Madrid e aldı. Eee Beşiktaş maçıyla birlikte verilen reaksiyon bence burada da kesin olarak devam edecektir. Yani ben Efes'in biraz da seyirciyle eee bileşeceğini, EuroLeague maçı Seyirciyle birlikte oynamayı sonuçta çok özledi Anadolu Efes'te. Yani biz değerlendirirken şunu zaman zaman unutuyoruz. Efes sonuçta çok uzun süre kemik bir kitleye oynadı maçlarını. Hı hı. Çok uzun bir süre. Yani belki 2009, işte 2008-2009'dan 2017-2018'e kadar. Ya yani bu bahsettiğimiz 8-9 sene çok tabana yayılamamıştı Efes'in oyunu çünkü. Yani hem başarı yoktu hem oyun ilgi çekici değildi. Ama bugün baktığımızda e, hani Efes pandemiden önceki sezonda seyirci ortalamasında tepeye oynayan bir takım Euroleague'de. Ve gerçekten ürün o kadar kaliteli ki herkes izlemek istiyor. Hı hı. Taraftar olup olmamasından bağımsız. E şimdi böyle olunca Larkin gibi bir oyuncu da gerçekten o desteği hissettiğinde oyunu ne kadar farklılaştırabildiğini biliyoruz. E, o da bence etki edecektir. Yani biraz taraftarın gelmesi ben en azından hani 4000 4 bin ne yakın bir taraftar bekliyorum yani şu an kısıtlamalar müsaade ediyor buna. Ee, belki hani yani belki 5000 olmaz ama diyeyim ki yani 3-4000 diyeyim daha daha doğru bir ifade olur. Ee, ve bu, bunun da maçı etkileyeceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Beko İttifak maçında hani Kızıldız'a karşı da 1800 değil de işte 4000 var bir taraftar olsaydı daha farklı hissiyat yaratırdı. bunun sezonun özellikle başlangıç safhasında önemli olduğu kanaatindeyim. Ben iki takımımızın da kazanacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe Beko maçı yani Panathinaikos maçı beklenenden daha alengirli, beklenenden daha ikircikli olabilir. Yani ona bir şart düşmek isterim. Evet Uğur Ozan dikkat çekti tehlikeye Panathinaikos deplasmanı için. Peki NBA'ye geçiyoruz. Ee, Geçen günde konuştuk yani 3 programdır falan. Bir şekilde konuşamadığımız e, sıradaki grup var. Onu artık merkez grubuyla yani merkez grubunu ya da güney e, batı e, doğuyla birleştirip konuşalım bugün. Hı hı. Çünkü sadece Atlantik'i konuşabilmiştik sezon başlamadan önce. E, şampiyon Milwaukee başlayalım. Hı başlayalım. Merkez grubuna da. E, sonuçta yazın en dramatik değişimi yaşayan takımlarından biri değil mi Milwaukee. Şampiyon takımlar nadiren zaten o tip değişiklikler yaşıyorlar. Ee, i̇ki tane konu var burada. Birincisi Milwaukee'nin geçen sezonki şampiyonluğu ne kadar e, daha tırnak içinde normal bir sezonda tekrarlanabilir bir şampiyonluktu. Bu zaten playoff boyunca da çok bizim de konuştuğumuz bir konu oldu. Ee, i̇şte Brooklyn'de o kadar sakatlık olmasaydı, başka takımlarda bu sadece Doğu Konferansı'nın içinde değil, Batı Konferansı'nda o kadar lig genelinde sakatlık olmasaydı, Milwaukee... Görece en sağlıklı kalan takımlardan biri olmasaydı aynı senaryo gerçekleşir miydim? Yol Vak'i ile ilgili olarak birinci soru işareti bu. Ee, i̇kincisi yazın işte dediğimiz gibi minör değişimler yaşadılar. Hatta P.J. Tucker'ı kaybetmeleri sonuçta önemli bir kayıp. Hı hı. Ee, ne kadar kısmen orayı doldurmaya çalışsalar da Semi Acala'yı aldılar. Belli ölçüde o tipte bir oyuncu denebilir. Aynı katkıyı vermesi tabii ki kesin olmamakla birlikte. Ee, işte bir iki yine detay takviye büyük ölçüde zaten kadroyu korumaları bekleniyordu. Çok fazla büyük bir hamle şeyde yoktu Milwaukee'nin. Yani ortada bir şampiyon takım var. Öyle ya da böyle. Hı -hı. Kadrosunu ana hatlarını koruyan bir şampiyon takım var. Ama bu yeterli olur mu? Sezona bu soruyla giriyor Milwaukee Bucks. Tabii Milwaukee'nin uzun süredir hedefi olan şey Antetokounmpo, işte Middleton istikrarlı iki oyuncunun yanına istikrarlı üçüncü bir oyuncu ekleyebilmekti ve hani Cirolde geldiğinde bu eksiklik doldu fikrindeydi aşağı yukarı herkes. Fakat sezon ilerlerken acaba yine olmuyor mu? Acaba hani Cirolde tam orayı doldurabilecek isim olmayabilir mi? E, fikri de açıkçası hani o baskın fikre karşı biraz daha destekçi kazanmıştı ve hani playoff performansı Brooklyn serisine kadar Brooklyn serisindeki o maça kadar eee yani çok çok merkezde olmayacağı e, denklemle aslında hani Milwaukee'nin başarısını belki açıklayacaktık ama e, Holiday gerçekten ikinci üçüncü oyuncu olarak hatta dönem dönem ikinci oyuncu olarak e, o istikrarı sağladı. Şimdi Joldin e, geldiği e, senaryoda ve devam ettiği senaryoda Milwaukee kadrosuna baktığımızda zaten İlk 5 korunmuş durumda. Di Vincenzo'nun geçen seneki çıkışının üzerine belki biraz daha hani koymasını umabilirler. Ki playoff'ta ondan faydalanamadılar sonuçta. Aynen. İşte Grayson Allen geldi. E, Ojeley geldi. E, aynı takım. Ama e, bu geçen seneki başarılı olan denklemde tabii P.J. Tucker'ın playoff performansı ya da Bucks'ın playoff performansındaki P.J. Tucker etkisi gelecek sezon kritik an geldiğinde tekrar aranabilir mi? Aranabilir ama önlerinde koca bir sezon var. Yine hamle yapma şansları olacaktır. Yani Milwaukee şu anda şampiyonluğu aldığı için e, baskıyı da üzerinden itmiş bir takım bence. Hmm. Genellikle şampiyon takımlar şeyle başlar biliyorsun. Yani şampiyonluğunu koruyabilir mi baskısıyla? Yani şampiyon olmak baskıdan kurtulmak değildir yeni sezona başlarken. Çoğunlukla söylüyorum bunu. Ama Bucks için bence geçerli olan senaryo bu değil. Ya yani mesela Lakers ile sezona başlayan bir takım. Bugün baktığımızda. Bence hmm. Miami'de Miami'nin baskı, hissettiği baskı Milwaukee'nin hissettiği baskıdan daha fazla olabilir yeni sezon başlarken. Yani Milwaukee bence daha yani normal sezonda geçen seneki gibi bir sistem izlemeyip ben normal sezonu daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Baksana sonuç alma açısından playoff'ta geçen seneki seviyelerinde olabilirler mi? Orası tartıştır işte. ama normal sezonda net bir e, birincilik ya da hani Brooklyn'de anılabilecek e, bence tek takım konumunda. E, o baskı konusu çok doğru bence senin söylediğin çünkü bazı takımlar yani şampiyonluğa giderken e, o kadar üzerinde konuşulan takımlar olmuyorlar. Yani bu favorilik falan değil sadece ama dediğin gibi baskıyı hissetmiyor oluyor. Şampiyonluktan sonra belki ekstra bir baskı oluşuyor. E, mesela Phoenix'te. Sen Miami'nin de bence bu sezon öyle gelecek. Biraz. Evet, evet, Geçen doğru. sezonun yaşamadı. Ama e, Milwaukee artık şöyle bir noktadaydı. Daha mesela bir birkaç ay önceye gidelim, playoff başlarken Mike Budenholzer şuraya kadar getiremezse takımı kovulacak haberleri çıktı Amerikan basınında. Yani bu Budenholzer için geçerli e, franchise için geçerli çünkü Antetokounmpo sözleşme yenilemiş ama. Genel bakış hani bir daha patlarsa Milwaukee Bucks Antetokounmpo gitmek isteyebilir pekala şeklinde. Ee, zaten şey anlamında hamle anlamında kendilerini çok kısıtlamış durumdalar. Yani bu sene bir daha başarısızlık olursa onun üstüne bir hamle daha yapamazlar. En azından önemli hamle yapamazlar şeklinde çok konuşuluyor. Bütün bunlar çok ciddi yük getiriyordu. Ee, ben de o yüzden ne olursa olsun bir şekilde şampiyon oldular artık o sıfatla giriyorlar. Ve oyuncuların üstünden ciddi bir yük kalkmış olabileceğini genel hani sadece oyuncular değil, Budun olacak takım koç birlikteliği e, hava farklı olacaktır. Bu da çok pozitif sirayet edebilir. Ya doğuda daha çok baskı hisseden mesela Chicago. İşte aynen tam onu diyecektim Chicago ve New York mesela. Tabii. Bence e, farklı katmanlarda ama ikisinde tabii artık bun, bir hedefin net bir hedefi var. Aynen yani yanlış anlaşılmasın da bir şampiyonluk segmentinde söylemiyoruz bunu ama organizasyon içerisindeki e, o durum yani. Son şampiyonun yeni sezon başlarken tamamen böyle bir rahatlıkla e, girmesi çok nadirdir. Uh -huh. e, o yüzden dediğim gibi yani Milwaukee normal sezonda bence hiç sıkıntı yaşamayacaktır. Hatta e, Brooklyn'in belki geçen sene Milwaukee'nin yaptığı gibi e, normal sezonda biraz daha e, gaza az basıp playoff'ta işi farklı seviyeye çıkarmasını öngörebiliriz. Yani Milwaukee'nin birinci bitirmesi Beni hiç şaşırtmaz Doğu'yu. Ben Brooklyn'de Milwaukee ya biri ya. ikisinden biri bence zaten bir numara olacak. Peki Chicago dedik. Yani dereceden bağımsız olarak merkezde Chicago ile devam edelim. Orada işte o saat işliyor ve biraz da belki yaz hamlelerini bu şekillendirdi. Yani tamam zaten hamle yapmaları bekleniyor da elbette. Ee, ama mesela o son Demar DeRozan hamlesi ve onun yapılış şekli. Demar DeRozan'a Yazın burada en çok konuştuğumuz konulardan biri. Bütün detayları belki tekrarlamaya gerek yok ama Demar DeRozan'a piyasada e, o teklif gelmeyecekken alabileceği teklifi neredeyse iki katına çıkarak yıllık ücretle e, gitmeleri, bu transferi bitirmeleri ve geleceğe yönelik bir aslında şey yapmaları, onların da kendilerini bağlaması, bazı şeyleri ipotek etmiş olmaları Chicago'daki işte o playoff baskısından kaynaklanıyor biraz. Yani muhtemelen hareket ederken Karnesovas'ta tamam yani Demar de Rosen gibi bir tecrübeyi de atayım. Bu sene playoff'u garantilerim. Böyle Hı -hı. bir şey yaparsam. Ondan sonrasına daha sonra bakarız. Şeklinde hareket ettiği gibi geliyor. Ama burada konuştuk. yani Demar de Rosen hamlesine üstelik o şekilde yapılmasına bu takımın ihtiyacı var mıydı? Ee, o konuda benim çok şüphem var. Daha önce de ifade ettiğim gibi. E şimdi Patrick Williams'ı zaten 4 numara olarak düşünüyorsun yeni sezonda Hı -hı. ya da e, belki 2021-2022 yılında böyle konuşmak doğru değil. Diğer forvet olarak düşünüyorsun. Evet. 4 yani numara gibi değil de DeRozan, işte Pat Williams, Zach Lavin, işte Lonzo, Lonzo Ball, Ball, Nikola Vucevic. Yani be, kafadaki 5 şu anda budur e, biri danımının. E, ama Vucevic'in yediği kim? Tony Bradley. E, Pat Williams'ın arkasındaki oyuncu kim? Alize Johnson. Ya yani bence hatta hani, daha karışık yani persville. Ya, evet, evet. Yani, yani benim tatmin edici şimdi, şeyler değil. Yani şimdi bence 4-5 numara ciddi problem. Yani sezonda hani Guchevich her ne kadar e, istikrarlı bir oyuncu, özellikle normal sezonda All-Star kalibresinde hep olabileceğini Orlando'da göstermiş olsa da e, çok boş bir rotasyon bence 4-5. Yani bir oyuncu sakatlandığında ya da bir oyuncuda başka bir performans düşüktüğü, başka sebepler, başka problemler olduğunda evet kalabalık gözüken kısa rotasyonu işleri çözebilir ama mevcut düzenlemesi hani Kobe White kenar skoreri olarak lüks bence yani Kobe White değeri evet. belki çok yüksek şu anda gözüken bir oyuncu değil ama ben elden çıkarılabileceğini düşünüyorum sezonun bir safhasında, bir noktasında o yüzden ya yani Chicago fırsatını kullanmak için yani force etmiş ve e, günün sonunda o fırsatı daha iyi kullanabilecekken... Biraz fazla belki bu force e, etmiş. Evet yani ben playoff'u garantileyim. Takımın tavanını çok düşünmeyeyim. Hı -hı. Taban şey olsun yani istikrarı ben şeyden sağlayayım. Ben bir playoff takımı olayım önce sonrasında işe bakarız. Ama ya Pat Williams'ın özellikle bence pozisyonu değişmiş olması... E, çünkü Deroz'un Pat Williams'ı oynatacağın denklemdeki zorundasın buna şu anki kadro yapısı olarak... Bir soru işareti. Yani ben daha farklı bir dört numarayla, hani Vucevic'in yanında Pat Williams, işte fiziksel oyun, rebound'a destek verecek, odur budur, kafada oturuyor olabilir. Ama DeRozan yerine daha farklı profilde bir isim daha iyi olabilir. Giden gibi mi Ted Young? Yani hani giden <laughs> git, yani Lonzo Ball, işte Zach Levine, Ted Young ve hani bu mesela e, hamle yapma hakkını saklı tutacağın için. Aynen. mevcut durumda daha iyi olabilirdi. Ve şöyle, daha kötü takım olurdu belki ama ha. E, çok teorik konuşuyoruz ama bence Alex Caruso'yu da aldılar mesela. Lonzo Ball zaman zaman içine Alex Caruso'nun atılabileceği bir 5 yine. Yanında Pat Williams, Terius Young. E, bak buradan kesinlikle ilk 10 savunması çıkmazdı. Ama ortalamaya gelme ihtimalinde daha yüksekti bu oyuncularla. Yani şimdi DeMar DeRozan, Zach Levine, Nikola Vucevic. Bunların zaten 35'er dakika en az oynayacağı garanti mi? Yani bu üçünün 35'er dakika oynayacağı ve kesişimlerini de hani siz hesaplayın göreceğiz zaten. Bir Chicago Bulls kadrosundan e, ortalama savunma düzeyi bile çıkarmak imkansız olacak. Bir de tabii şöyle de bir durum var. Pat Williams... E, sakatlandı sonuçta e, tam süresini hatırlamıyorum ama yani en azından bir ay hazırlık kampının büyük bölümünü kaçıracaktı ve sezonun başında e, Deroza'nın bir pozisyon Hı -hı. daha kayma durumu da olabilir. Billy Dalım'ın söyledi bunu. Derouzan işte dört numarada da oynayabilir e, diye. Yani nasıl e, Chicago'nun mevcut durumunu anlatırken ya da özetlerken altını çizmemiz gereken te temel konu ki ikimiz de aynı fikirdeyiz daha farklı ee, olabilirdi. Yani şu anki ürün korkunç değil. Şu anki ürün e, playoff yapabilecek kalibrede ve düzeyde. Ama gerek var mıydı? Yani biraz erken bir karar ya da Karnişovas'ın e, işleri temelli çözme isteği. E, yani Playoff adayı olacaktır kesinlikle Chicago. Hatta yani playoff'ın içinde olacaktır. Çok Hı -hı. büyük bir sürpriz olmazsa. playoffta da çok ileriye gitmesi bence mümkün gözükmüyor. Peki iki takımı çok hızlı geçelim. Bir Hı -hı. tanesi mesela Detroit. Geçen sene onlarda bu seneki Chicago gibi biraz böyle e, Troy Weaver tarafından Hı -hı. şey yapılmaya çalıştılar. Uzun. Hani yaparız şuradan 8'den gireriz falan gibi off-season kamçılaması. E, Plumlee'ye verilen kontrat falan tuhaftı. Hatta Grant'e de çok acayip bir kontrat verdiler de en azından Grant'in performansı Hiss. yükselişe devam etti. Yani üç aşağı beş yukarı o kontratın e, seviyesinde karşılığını verdi. Ee, tabii ki şöyle çok önemli bir şans var. Bu Detroit bu sene bir playoff adayı yapmıyor ama senelerdir e, temel oyuncu etrafında şekilleneceği temel oyuncuyu bulamayan bir kulüptü Detroit Pistons. En büyük problemleri bu oldu. Kate Cunningham'le nihayet onu yakalamış olabilirler. Ve e, Sadik Bey'in çıkışı. çıkışı. Yani herkes bir şeyler bekliyordu Sadik Bey'den ama bence Brooklyn'in vazgeçmesi zaten çok büyük bir hataydı Aha. ondan e, sezon başında. Şimdi Sadik Bey beklentin üstünde bir çıkışla geçen seneyi tamamladı. Şimdi Sadik Bey elde, cepte. Kate Cunningham aynı şekilde. Jeremy Grant senin söylediğin gibi. Yani üçüncü oyuncudan fazlası olabileceğini gösterdi. Gösterdi. E bir de Isaiah Stewart var. Tabii. Yani e, Sadik Bey ve Isaiah Stewart beklentinin üstünde bitirdiler sezonu. Detroit'in çok ciddi bir, bir numara problemi var. Kate Cunningham tabii ki topa yön verecek ya da oyunu yönetecek ama ya yani Killian Hayes ve o rotasyondaki tüm oyuncular bir playoff takımını doldurabilecek ya da pozisyonu bir numara olarak düşündüğümüz için takıma liderlik edebilecek kalibrede isimler değiller. Ha ben Isaiah Stewart ve Sadik Bey, işte zaten Jeremy Grant oradaki bu dörtlünün daha rekabetçi olabileceğini düşünüyorum ama basketboldaki belki de en önemli hani 3-4 e, departmandan ya da bölümden ikisi diyebileceğimiz şey oyun kurucu ve koç. Hı, hı. İkisi de Detroit'te maalesef e, elit seviyenin çok uzağında. Yani Wayne Casey de e, bir düzen koçu elbette. Yani kelimelerimi seçmeye çalışıyorum ama farkındayım. Ama, düzen koçu. <laughs> ama yani hani işte Dwayne Casey ile bir yere gidebilir misin? Yani Dwayne Casey seni bir takımın yüzü olarak işte bir baş antrenör olarak istikrarlı bir noktaya taşıyabilir mi? Çok bence ihtimal dahil de Casey bence çok kendisi açısından e, sıkıntılı <laughs> ve yani sıkıntılı derken e, sıkıntılı hale gelecek ve yönetim açısından da bir o kadar elverişli hale gelecek bir pozisyona doğru gidiyor. Nedir? İşte bu sene de playoff için çok ciddi bir yarışmacı olamayacaklar. Ondan sonra da sezon sonunda yönetim kolaylıkla hocam tamam yani katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Olmuyor. Başka bir yola gidelim. Hatta kontratı bitiyordu galiba bu arada Dubai'nin kesin Emin değilim şimdi hatırlayamadım. Dolayısıyla ben, çok fırsat olabilir yani Pistons yönetimi yani açısından çünkü, çünkü şunu söylüyorum. Detroit mesela Kelly Olunik de bence iyi bir ekleme. Detroit açısından sahip olmadıkları bir şey alıyorlar çünkü o rotasyonda. Detroit yani bir numara ve koç değişikliğiyle biraz daha inovatif bir koçun gelişiyle birlikte Detroit gerçekten ciddi bir x8 adayı olabilir. Yani takımda evet. nüve Kate Cunningham'ın tabii süperstarlığa yakın bir mertebe erişmesi kabulüyle bunu söylüyoruz. Yani All-Star olacak yani ilk sezon olmasa bile ikinci sezon, üçüncü sezon, dördüncü sezon yani buralarda e, yani çok çok istikrarlı bir performans söyleyeceği kabulüyle tabii ki bunu diyorum ama e, Detroit'in kadrosu yani Sadik Bey'in ve Isaiah Stewart'ın yakaladığı çıkışla birlikte kesinlikle e, üzerine bir şeyler inşa edilebilecek durumda. Yani, hemen değil belki ama sonrası için. Ee, yine hızlı şekilde Cleveland'ı konuşmak gerekirse e, bence ilgi çekici takımlardan bir tanesi. Kadro Ciddi anlamda e, geçen senelere göre oturdu. Yani oturdu derken şunu kastetmiyorum. Tamam bu sene playoff vakti anlamında söylemiyorum ama geçen sene kimin ne yapacağı ya da ondan önceki senelerde kimin ne rol oynayacağı, işte o eksiği nasıl dolduracaksın, e, takımda dizginleri kime vereceksin falan bu konularda çok daha fazla açık ve bilinmezlik vardı. Onlar tık 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 çözülmeye başladı. Bir artık mesela baktığında uzun rotasyonu görebiliyorsun. Hı hı. Yani bu uzun rotasyonu hazır bir uzun rotasyon değil. Evan Mobley tamam çok fazla çaylak e, hissiyat verecek belki sahadayken ama... Jared Allen Evan Mobley'i birlikte oynatabileceğini... Lori Markanen'i bunlardan birinin yanına koyabileceğini... Farklı şeyler deneyebileceğini işte... Markanen-Mobley ile biraz daha böyle enteresan bir şeye gidebileceğini... Ya da Jared 5 numaraya çakıp onun yanına ikisinden herhangi birini kullanabileceğini biliyorsun. Eee... Zaten Colin Sexton, Darius Garland ikilisi takımın skorer yönlendiricileri olarak oturmuş durumda. Ha sezon ortasında takas falan olabilir bir şey demiyorum ya da gelecek sezonun sonunda bu sezonun sonunda yani bunlarla yılları oynayacaklar demiyorum. Ama onların rolü belli. Ee, Okoro biz geçen sezonun sonlarında biraz zaten göstermeye başlamıştı. Onun daha net oturduğunu göreceğiz ki o da biraz tutkal oyuncu durumunda. Ee, Rubio'nun oraya dahiliyeti yine önemliydi bundan da bahsettik. Yani böyle bir genç takıma... Biraz böyle tecrübeli, çobanlık edecek yönlendirme yapacak bir oyun kurucu değerlidir. Rubio bunu geçmiş takımlarında da bazılarında gösterdi. Ee, bence o yüzden çok daha pozitif giriyorlar sezon bu sezona. Bu e, doğuda çok tehlikeler olacakları anlamında değil ama Cleveland daha izlenesi ve daha ne yaptığı belli bir takım kesin olacak. Katılıyorum ama bir parça şöyle ekleme e, yapmam gerektiğini hissediyorum. Rubio ile alakalı sadece bence. E, Böyle hani NBA'deki basketbol ya da NBA çevresinin diyeyim e, anlayamadığım şekilde ya Rubio bir ikna olmama durumu var. Yani çünkü Rubio'nun şutu ileriye gitti, bunu görüyoruz. Yani hani Utah'ta da gördük, ya Minnesota'da bence çok öyle bir ortam olmadı. Ama e, ben çok değerli bir oyuncu olarak görüyorum Ricky Rubio'yu. Yani bu All Star seviyesinde olduğu anlamında demiyorum ama ben mesela mevcut Cleveland takımında Ricky Rubio'yu daha çok yer açmaya çalışırım. Çünkü hem liderlik edebilir genç bir kadroda e, farkını hissettirebilir hem de yani Rubio artık sağdayken eksi yazan bir oyuncu değil. Eskiden buna dair argüman üretilebilirdi ama bence Utah da çok erken vazgeçti. Hı hı. E, ben hani Mike Conley, Ricky Rubio değişiminin e, neden yapıldığını anlayabiliyorum ama Rubio'nun da uğradığı e, bir haksızlığında olduğunu düşünüyorum. Hani Rubio gitti Mike Conley geldi evet hay, siyah gitti beyaz geldi gibi bir durum söz konusu değil Şimdi e, Bu takımda bir 3 numara problemi var. Yani Okoro evet orada e, yani şu anda rotasyon lider oyuncusu. Hancı bir Baker da şey demiş mesela Summer League'in başlangıcında da biz daha çok playmaker olmasını da istiyoruz Okoro'nun. Ki Summer League'deki hangi maç bilmiyorum. Ya yani hatırlamıyorum. Full top topla o oynadı. Tamam. Hiyerarşi gereği Summer League'de Okoro oynarken buna sahip olabilir ama koçun da bu yönde yüreklendirmesi bence orada bir kavram karmaşası ya da hani rol paylaşımında bir sıkıntı doğurabilir. Yoksa uzun rotasyonla alakalı %100 aynı fikirdeyim. Ama hani Sexton'da Garland'da iyi sezonlar geçirmiş olsa bile bence hani 1-2-3 ciddi karışık. Yani Cleveland ne yapmak istiyor? İşte bir dönem Sexton'ı takas edeceklerine dair çok güçlü haberler çıktı. Hı hı. E şu an o, o durum bekliyor. Şimdi Sexton'ın orada yeri garanti. Garland'ın yeri garanti. E, o korunun yeri garanti ama e, yani çok uyumlu bir takım hissiyatı yaratmıyor bende bu. Mesela Rubio olsa Rubio artı uzunlar hani Garland ve Sexton'dan biri kenardan gelir. E, o zaman benim kafamda daha oturan bir takım. E, doğru ama Rubio zaten o kadar arkada kalmayacak burada. Yani 5 dakika geçer Rubio oyuna girer. İşte bu uzunlar varken yani Mobley de varken, Elliot da varken Markenen de varken ben Rubio'nun mesela hani oynaması gerektiğini düşünüyorum. Rubio Garland ilginç bir ikili olabilir mesela. Hani direkt olarak sezonun başlangıcında hani Sexton'ı kenar skoreri olarak belirleyip o şekilde devam etmek Cleveland'ın bence daha önünü açan bir hamle olabilir. Bu benim fikrim tabii ki. Yo ben sana şey yapmıyorum yani ideal bir dünyada oyuncuların <laughs> Aynen. NBA oyuncularının böyle Kenardan gelmeye bozulmadığı, e, Bunu böyle idare edebileceğin, acayip baskılarla karşılaşmayacağın bir dünyada. Atıyorum bu bir video oyunu olsaydı tamamen. Bunu ya, yapmak çok daha mantıklı olabilirdi. Abi yapamayacak tabii. Yani ikisine de dokunamayacak. Şey bir de, anlamında ilk beş pozisyonu anlamında. Bir de biliyorsun, Sexland şeyi, bunlar etkiliyor. Bakın, marketingi. Aynen etkiliyor bunlar gerçekten. Yani e, ee, koçun belki fikrini direkt olarak tabii ki girmiyor. Ama bu, bu, yönde bir temenni ya da bu yönde bir baskı oluyor. Ee, otosansür gibi düşünün bunu. Yani Aha. hissiyat hakikaten Sexland'la Garland'ı kombine etmek e, üzerinden bence tanımlanabiliyor belirli açılarda. Tabii Cedi için de zor bir takım. Zor bir takım. Yani rotasyon çok kalabalık. Çok karışık. Kimin nerede ne yapacağı hiç belli değil. Ya Cleveland gerçekten kervanı yolda düzecek bir takım ama sana şeyde %100 katılıyorum. Uzun rotasyonu bence de oturdu. Yani buradan sonra bu uzun rotasyonundan verim alamamak e, kenara yazar. Koça yazar yani. Çünkü bence de çok uyumlu bir üçlü var. Hatta Camel Love'ı da ekleyelim. Yani hani takımın abisi olarak Camel Love'ı da e, koyalım oraya o kontratı. Bakalım yani. ne kadar abilik edecek. Bakalım tabii. Yani abi var abi var. <laughs> Ee, şöyle bir dakikaya baktım. Şimdi merkezde de Indiana'yı da daha konuşacağız. Merkez, Bence Bence Güneydoğu'yu yine konuşamayız gibi geliyor. Tabii evet. Merkezde Indiana'yı konuşup bir sonraki programa bırakacağız gibi gözüküyor. Ee, bakalım peki. Indiana Pacers sezonu şöyle giriyor. Yani şimdi Rick Carlisle tabii ki beklentiyi yükselten bir değişim oldu. Rick Carlisle'ın e, yerine gelmesi. Çok temel iki sebep var. Bir tanesi Rick Carlisle, NBA'in en marka koçlarından biri. Ee, i̇kincisi de, Bjerken'le Bro zaten feci mutsuz bir sezonu geride bırakmışlardı. Kavgalar, sahaya yansıyan uyumsuzluk, neticede kötü basketbol, felaket savunma yapan, kadrosunun dışında bir şeyler yapmaya çalışan, personeline uyumsuz bir oyun oynamaya çalışan bir Indiana vardı. Sezonda beklediklerinin altında bitirdiler zaten. Carlisle otomatikman bunu yukarıya çekiyor. Bu birincisi. Ama sezon başlarken şöyle bir durum görüyoruz. Birincisi Warren'ın bir türlü geçmeyen sakatlığı. Geçen yani hı hı. neredeyse bu iş 12 aya uzuyor. Ee, henüz olmadı ama bir yıla doğru giden bir durum var. Ee, i̇kincisi Carlisle çok ciddi bir sakatlık değil dense de ee, o da sezona sakatlıkla giriyor. Bunlar takımın önemli oyuncuları dış oyuncu rotasyonunu özellikle ve senelerdir zaten bu takım playoff yaptığında dahi hep böyle bir yani en fazla ucundan playoff yapar ilk turda elenir ilk turda elenir ilk turda elenir noktasında hatırlandığı için kendileri de artık bundan çıkmak istedikleri için zaten biliyorsun geçen sezonun başında da takas yapmak istediler Miles Turner ve Domantas Sabonis'i çok ideal bir ikili olarak Indiana'da görmüyor elden çıkarmak istiyorlar esasında birinden birini. Ben Simmons'la ilgili çok ismi geçiyor Indiana Pacers bir taraftan. Yani sezona başlarken şu anda Indiana Rick Carlisle takımın başına geçti. Bu kadroyla Carlisle e, işte nereye varır? Bu kadro Carlisle'ın elinde hangi düzeye gelir? Doğu konferansında tepeyi tehdit eden bir hal alır mı? Dan ziyade, ziyade Ben Simmons'ı alacaklar mı? Ben Simmons'a ne kadar aday olabilirler? Almalılar mı? Kimi verebilirler? Şu ne kadar sakat? Bunlarla sezona giriyor. Bunun bence ufak bir endişe verici tarafı var Indiana için. Ya ben Rick Carlisle'ı hem çok severim hem de çok yakından takip etmeye de çalışırım açıklamalarını yani işte ne demiş ne, ne konuyla alakalı ne düşünüyor diye. Indiana ile alakalı iki şey dikkatimi çekti. Birincisi sezonun başından beri geldiği günden bu yana işte ben Domantas Sabonis ile özel olarak ilgileniyorum. Bu sene daha çok üçlük atacak. Aha. İşte, Turner'da benzer bir gelişimden geçti. Sabonis tepede oynarken üçlük sayısını belki bir buçuk katına 1.21 yani öyle bir şey söyledi tam ifadeyi hatırlamamakla birlikte. E, mutlaka arttıracağım. Mutlaka arttırmalıyız şeklinde konuştuğunu söylemişti. Bir de tabii e, Summer League'de hem Kevin Pritchard'ın e, hem de Rick Carlisle'ın çok övdüğü e, Isaiah Jackson'ın performansı var. O da e, 22. 21. ya da 22. sıra seçimiydi. Evet. Kentucky çıkışlı. Gerçekten e, savunmada takıma sahip olmadığı bir şeyi katabildiğini ve atletizminin çok üst düzeyde olduğunu, çok yani takıma direkt olarak entegre olabilecek bir isim gibi gördüklerini söylemişlerdi. O da ya yani pot altı rotasyonda bu kadar kalabalık varken, yani iki tane ana oyuncu varken ve birbiriyle uyumu tartışılan iki oyuncu varken, belki farklı bir yöne gidebilir Indiana. Çünkü Indiana'nın kısa rotasyonunda şu anda ana olarak güvendiği oyuncu Malcolm Brogdon, o da çok iyi bir sezon geçirmedi. Yani kağıt üzerinde istatistikleri iyi olabilir ama Brogdon çok çok e, hani iyiye giden ya da e, mertebesi yukarıya taşınan bir oyuncu değil bence şu anki gidişat itibariyle. Şimdi kadroya baktığınızda T.J. Warren'la alakalı sen söyledin, Carissa Word e, zaten öyle. E, Jeremy Lamb'in rotasyonda olması ve T.J. McKinnon'ın rotasyonda olması kenardan gelen oyuncular olacaklarını düşünürsek... Ee, özellikle Doğu'da çok takımın sahip olduğu bir şey değil. Indiana'nın rotasyonu gerçekten... Duarte'yi de ekle attı. Duarte'yi de ekleyelim. Doğru. Çünkü 24 yaşında zaten yani çaylak ama o tamamen hazır bir çaylak olarak geliyor. Tabii yani kısa rotasyonu Indiana'nın 1-2-3'ü yani Ben Simmons tabii gelirse nasıl gelir orasını bilmiyorum ama hani uzunlardan biri çıkılıp Ben Simmons'ın geldiği denklemde Indiana farklı bir takım olabilir gerçekten. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben Simmons'la ilgili Philadelphia ile Indiana masaya oturmuştur zaten. En azından bir telefon görüşmesi vesaire yani e, kontakt kurulmuştur. Ama Philadelphia'nın Daryl Morgan'ın ben Indiana ile bir e, Ben Simmons takası yapacaksa mutlaka Brogdon'u isteyeceğini düşündüğüm Tabii. için bunun da Indiana tarafından işi bozacağını düşünüyorum. Çünkü yani uzunlardan kurtulamıyorsun. Bir tane daha şut atmayan oyuncu koyuyorsun oraya. Turner şut atıyor gerçi ve Saboniste dediğin gibi bir değişimi yaşayabilir de Carlisle'ın çok tercih edeceğini kafamda oturtamıyorum. Yani Ben Simmons... Miles Turner, Domantas Sabonis ondan sonra iki tane de şey 2-3 numara yani çok bunu tercih edeceklerini düşünmüyorum. O yüzden Brogdon'ı Sixers'ın isteyeceğini düşündüğüm için sanki bu takası olmayacak gibi geliyor. Tabii yani bir de Indiana'nın kadrosuna baktığımızda kanatlarda gerçekten bir kalabalık da söz konusu yani alternatif olması açısından söylüyorum. Kalabalık olumsuz anlamda değil. Ve yani Indiana eğer e, hamle yapmazsa ki şu an öyle bir durum ortada yok. Ee, yani ben bunu daha önceki programda sanıyorum söylemiştim. Rick Carlisle bence takım gelişimi de düşünüleceği ve Rick Carlisle sadece bizim tarafımızdan değil sonuçta NBA çevresi ya da koçlar üzerindeki etkisi itibariyle de çok sevilen bir figür. Hı hı. Zaten koçlar birliği de başkanı. Ee, bu, bu, şu yüzden anlattım bu kısmını. Bence yılın koçu seçilme ihtimali çok yüksek olabilir Rick Carlisle'ın sezonu. Ben yani içeride olacağını düşünüyorum çünkü. Ve yukarıda içeride olabilir. Yani hem içeride olup hem üst tarafta olabilir Indiana. Bence de. Ee, yani bugün işte çok konuşulan takımlardan biri. Chicago. Hani teraziye koyuyorum. Indiana Chicago. Playoff'ta eşleşti. Bence Indiana geçer. o konuda yüzde yüz. İki tane şey var sadece. Yani onlarla başladık onlarla bitirelim. Karis Levert ve TJ Warren'ın sakatlık durumu ne olacak? Levert'ünki dediğimiz gibi hafif bir sakatlık olarak adlandırılıyor ama Curtis Levert ile ilgili şu var. E, çok fazla sorun yaşadı son yıllarda. Yani tamam bir tane sakatlık değil bir o tümör olayı başka e, bir şey. Direkt sakatlık geçmişine belki yazmamak gerekiyor ama ayaktaki problem. Şimdi işte belinde bir sıkıntı var. E, o sağlıklı kalabilecek mi? Warren'da da sağlıklı kalabilecek miden ziyade dönebilecek mi ve döndüğünde ne olacak? Çok uzayan bir sakatlık onu o stres kırığı sonrasında oluştu. Çünkü bunlar Indiana'nın biraz tavanını belirleyecek şeyler. Ya işte Brogdon gerçekten bu takımın lideri olabilirse yani uh -huh. devamlılık anlamında söylüyorum. Ee, yani Indiana gizli denir herhalde buna. Bence net gizli bir ilk dört adayı. Hatta Indiana'nın yani ilk dörtte olması yani dördüncü sırayı alması diyeyim mesela. Yani beni çok şaşırtmaz. Yani Miami, Indiana mesela diyelim ki 4-5 oldular. Yani Indiana 4 oldu, Miami 5 oldu. Ben sezon sonunda pek şaşırmam. Aynı şekilde bunu Boston, Boston içinde şey söylemiştik. Yani Boston'da beklenenden daha iyi bir sezon geçirebilir. Sonuç alma anlamında normal hı hı. sezonda. Yani Indiana'da bence kesinlikle üst gruba ait bir yerde olacak. Yani Indiana'nın ben öyle çok 8'den 7'den playoff yapacağını düşünmüyorum. Daha yukarıda olacaklardır. Ben bence. de şaşırmam. Mesela Miami 5'te kalırsa neden Miami'yi öyle değerlendirdiğimizde artık pazartesi konuşuruz. Güneydoğu'da Miami de konuşuyoruz. Aynen. Ben çok kısa da bir tahmin yapayım. Yani ben tepe üçlünün tepe üçlünün e, Brooklyn, e, Atlanta yani Brooklyn, Milwaukee, Atlanta olacağını düşünüyorum. Dördüncü sıra için yani işte herkes sonuçta Miami diyordur kadroya baktığında. Ama o yukarıda Atlanta'da inebilecek bir takım. Aha. Aşağı inebilecek bir takım. Ee, hani Indiana, Atlanta, Miami, Boston böyle bir dörtlü yaratırsak Bunlardan kadrosu daha iyi gözüken taraflar sonuçta Atlanta ve Miami. Hedef açısından da baktığımızda. Ama normal sezonda iş farklı olabilir. Normal sezonda Indiana'da, Boston'da daha yukarıya çıkabilecek takımlar bence. Doğru. Ee, yani yeni bir konu açmayacağım burada ama Aynen. bu... Ve ya da... <laughs> Aynen diye işe bak ya. Aman açma. <laughs> Kardeşim sakin ol. Bir kapanış yapacağım sadece. <laughs> Sıralamadaki yerini etkilemez ama... Brooklyn Irving... Mevzusu çok enteresan yerlere gidiyor. %100 katılıyorum sana ağzına sağlık. Bunun üstüne de kapanış yapılmaz. <laughs> pazartesi. Ee, evet pazartesi. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bilyonerden binlerce milyon puan. Hemen bilyonere gel. 2021'deki ilk yatırımına 2000 liraya varan milyon puanı al. Detaylar bilyonerde. Bilyoner bahsin ilk adresi.